yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız vallahi iyi miyim kötü müyüm artık bilemiyorum. Bir gün kendimi iyi hissediyorum. Ertesi gün tekrar hasta bir şekilde uyanıyorum. Öksürükle cebelleşiyorum. Hala tam olarak iyileşemedim. Sürüm sürüm sürünüyorum yani. <laughs> o sebeple videolarda bu zamanlarda böyle ufak tefek aksaklıklar olabiliyor video paylaşma sürelerinde. O sebeple affınıza sığınıyorum sığınıyorum gecikmeler için. Şimdi lafı fazla uzatmak istemiyorum dostlar. Giriş kısmında ne yapıyorsunuz? Ücretsiz olan özelliğimizi kullanarak bu videoya bir like bırakıyorsunuz. Ben de hemen klan ligine geçiyorum. Beşinci savaş günü başladı. Dördüncü günü galibiyette geride bıraktık. Güzel bir gündü dostlar çok halsizim vallahi aşırı derecede halsizim. O sebeple bugün sizler için sizlere video çıkartabilmek adına kafamı toparlayarak şöyle e, 3-4 tane saldırıyı göstereceğim ve sonrasında videoyu sonlandıracağım gerçekten çünkü bayağı bir halsizim dostlar. Şimdi 5. güne giriş yaptığımız noktada dördüncü sırada 152 yıldız ve 4756 yıkım yüzdesiyle yer alıyoruz. Açılış kısmına da henüz daha saldırı yapmadık. Rakiplerimizin 9 saldırı yapan 2 klan olduğunu 6 saldırıda olan bir klan olduğunu zaten bunlar da bizim önümüzdeki klanlar Evo şu an Master klanı sıralamada şu anda önümüzde gördüğünüz klanlar çünkü saldırılarını yapmışlar. Bu klan liginde vallahi işimiz hiç kolay değildi. Çünkü belediye 13 binalarıyla usta 2 ligine girmek yürek ister. Yürekli bir şekilde girdik. İnşallah ligde tutunabiliriz diyerek ama ligde tutunabileceğimizin garantisi zaten şu saatten sonra var. Biz olabildiğince sıralamayı yukarıya çekmeye çalışıyoruz dostlar. Dördüncü gün eşleşmelerin sonuçları bu şekildeydi. Biz Bloodin'a klanı olarak dördüncü günde en çok yıldızla kapatan Kılan olmuş olduk. Önceki günlerde zaten şu şekilde karşılaşmalar gerçekleşmişti. Beşinci günde artık hakkımızda hayırlısı olsun diye düşünüyorum. Diğer günlerde bazı ikinci üçüncü günlerde şanssızlıklar yaşadık. Böyle bir yıldızla falan kaybettik. İnşallah bugün öyle olmaz ve bugünü galibiyette geride bırakabiliriz diyelim dostlarım. Şimdi artık canlı saldırılarımıza geçelim istiyorum ben. Durgunum inşallah bu durgunluğum size yansımıyordur. <laughs> Böyle canlı motive konuşmaya çalışıyorum. Ben fazla tükenmeden, siz sıkılmadan hemen canlı saldırılarımıza geçelim dostlar. Açılış saldırısında Bay Şanslı ile beraberiz. Ondan bir tazı balon saldırısı edeceğiz. Bakalım nasıl gerçekleştirecek. Zeplini şu anda önüne balon bırakarak yolculuğuna başlattı dostlar. Koruyucu özelliğini de kullandı. Görünmezlik büyülerinin dört tane olduğunu görüyorum. Bakalım yeterli gelecek mi? Belediye binasına çok yakın bir yere, bir yere indirerek aslında asıl hedefinin belediye binası olduğunu görebiliriz. Çevredeki, çevredeki binalarda cabası olacak. Ay dilim dolanıyor. ...vallahi kafam çalışmıyor hastayken. Güzel aslında ya. Zeplin'de güzel bir değer elde etti. Giriş kısmında bir tık fazla balon harcadı ama olsun diyelim. Barbar kral ve okçu kraliçe geldi. Sol kanadı yani şu sol üst kanadı onlarla birlikte temizlemeye çalışacak. Orada tazı bir tık oyalayacak gibi onları. Zehir büyüsü geldi gördüğünüz üzere. Şu anda %30'luk dilimdeyiz ve 2 dakikanın altına düşmek üzeriz. Barbar kralın özelliğine basılsa aslında güzel olabilirdi. Çünkü tekli cehennem var. Elektro titan Tabii içeride iş yapacak ama titana da giriş kısmında hemen yem etmesek daha güzel olur, daha çok iş yapabilirdi gibi geldi bana. Ama sağlık olsun. Bir tane tazının gönderildiğini görüyorum şu anda ve ardından da balonlar yolculuğuna başlattı. Balonları geniş bir şekilde bıraktı ve köyü köyün alt kısmını çevreleyerek şu anda saldırısına başladı. Hızlandırma büyüsü geliyor gördüğünüz üzere şampiyon balonların ardından sahaya sürüldü. Elinde bir tane dondur büyüsü var. Hızlandırma büyüsünü şimdi kullandı. Tam söyleyecektim. Bir tane dondurumuz var. Orada hava olmasıyla tekli cehennemin olduğu yere çok yakışır. Onun haricinde şahane bir ilerleyiş var köyden tertemiz valla tadından yenmeyen bir 3 yıldız almış oluyor açılışta. Tazı balon saldırısıyla beraber bay şanslı bakalım. 50 saniyemiz var. Üst kısımdan bebek ejder sahaya sürüldü. Balonlar ilerleyişine devam ediyor. Öfke. Öfke kulesi ne kadar saçma yeri bırakmış o ya. Hiçbir şey öfken Altın. Altın madeniyle Orada kareksir sondasını öfkelendiren öfke kulesi. Yani. <laughs> Bilemedim orada ne işe yaradı. Sanırım rakibin bin oyuncusu ya dalgınlığına geldi ya da öfke kulesinin ne işe yaradığını unuttu diye düşünüyorum. Güzel bir 3 yıldız almış oldu. Baş şanslı. Eline emeğine sağlık. Kızıl Şehzade'nin ejder ejder birincisiyle karşınızdayız. Bakalım neler yapacak canlı olarak izlemek üzere saldırısına girdik. Üst noktadan tepe noktadan ejder ejder binicileri balonları ve zeplini direkt olarak bıraktı ve yolculuğuna başladı. Bakalım nerede indirecek belediye binasına yakın indirecek sanıyorum ki. Orada püskürtücüyü dondurmayı tercih etti bir defa ve aynen araya indirdi. Belediye yakın olan noktada görünmezlik öfke klon darbeleri geldi. Belediye ve etrafındaki tüm binaları süper okçularla birlikte temizliyor şu anda. Henüz karakterlerini kullanmadığı noktada köy bitti gitti diyebiliriz. Rakibin Okçu kuleleri, büyücü kuleleri ve top gibi savunmaları basmadığını görüyorum. Ağır savunmalar haricinde ve depolar haricinde bir ilerleyiş sağlamamış. Diyebiliriz aslında çoğu kişinin kullandığı yöntem ama köyü çok zayıf hale getiriyor dostlar bu. Her zaman söylüyorum yapmayın bunu. Bir tane de görünmezlik büyüğümüz elimizde artık köyde zaten artık bina kalmadı gördüğünüz üzere. Onu da artık boşuna mı atacak yoksa karakterler üstünde falan kullanacak mı evet boşuna at, boş yere attı şu klan kalesinin üzerine bıraktı imzasını atmış oldu eline emeğine sağlık diyorum kızıl şehzade ve sıradaki saldırıya çok beklemeden geçiyorum Sıradaki saldırıya geçtik. Eternal saldırıya başlayacak. Ferdi'nin saldırısında ejder ejder birinci tercihinde bulunduğunu görüyorum. Bakalım saldırıya aşağı noktadan girmeyi tercih etti. Ejderleri bıraktı. Koruyucu geldi ejder binicileri geldi. Balonlar da geldi dostlar. Balonları bence daha önde atsaydın daha iyi olabilirdi. Giriş kısmında daha fazla hasar alacak. Çünkü ordu orada onu engellemiş olduğunuz Zeppelin şu anda ilerleyişine başladı. Koruyucu özelliği ile birlikte gördüğünüz üzere bakalım. Evet Zeppelin'i indirdi. O noktada görünmezlik öfke klon geldi. Ve... Belediye binası artık o noktadan sonra iner diye düşünüyorum. Monolite biraz odaklandı. Gördüğünüz gibi okçular. Evet artık sıra geldi belediye binasına ve belediyemizde iniyor. Kaya saçar ya da tekli de inse çok güzel olur da işte görünmezliğimiz kalmadı. İner mi? İner misin? İyi vallahi da indi. E vallahi de indi. Çok güzel. Ama daha bu noktada elimizde ejder kalmadığını görüyoruz. Çünkü zaten ejderleri giriş kısmında fazla hesa hesar yalnız. Hasarı verdirtti Eternal. Onun yerine keşke ilk etapta balonları bırakarak ejderlerin alacağı hasarı girişte azaltsaydı daha iyi olabilirdi. Rakip defanstan çıkan şu anda tazı patladı. Kraliçeyi ve karakteri aşağıda. Barbar Kralı oyalıyor gördüğümüz üzere. Şampiyonu da sol kanattan bırakarak yolculuğuna başlattı. O noktada okçu kraliçeyle karşı, karşılaşacak olan şampiyonun, kraliyet şampiyonunun fazla şansı yok, fazla ömrü yok. Kraliçe karşısına çıktı. Orada dondur büyüsünü kullanmak durumunda kaldı gördüğünüz üzere. Ve o sebeple şampiyonun ömrü de kısa oldu. Ardından bir de barbar kral geliyor. E bu şampiyon ne yapsın yani garibim? Ne yapsın garibim orada? Bir dakikamız kaldı ama sanki bu saldırı böyle böyle ıkına ıkına hani 90'ları görür. Ondan sonra artık 90, 91, 92 civarında sonlanır gibi geliyor bana. Çünkü karakterlerimizin hızı yeterli gelmeyecek. Rakip Barbar Kral zaten başlı başına bir oyalayıcı unsur. Barbar Kral'ımızın özelliği de kullandı. kraliçemiz tekli cehennemin olduğu bölgeye de gidiyor. Menzile girer mi? Girdi. Özellik kullanacak. Orada barbar kralla karşılaşmadan evvel mi? Ay barbar kralın da canı çok bakar mısınız? Bu kraliçeyi öyle bir oyalar ki bu. Bu kraliçeyi öyle bir oyalar ki. Tekli cehennem de var orada zaten. Şampiyonu bıraktığı nokta sizce hatalı mıydı değil miydi? Şampiyonu tepeden bıraksaydı ya da barbar kralla okçu kraliçenin gittiği yönden bıraksaydı daha mı yüksek şansı olurdu sizce? Çünkü şampiyonu kaybetmemiş olacak derkenden e dondur büyüsün de erkenden kaybetmemiş olacaktı. E böylece ne olacaktı? Daha yüksek, daha hızlı bir şekilde yüksek yüzdeye ulaşabilecekti gibi geldi bana. Eline emeğine sağlık Geldik kapanış saldırımıza geldik kadın saldırısına kara saldırılarıyla zaten bu sezonda benim gönlümü çeldi oyuna da bir ara vermişti ona rağmen başarılı saldırılar izledik ondan. Alev atıcıyı bıraktı sağ sollu, yetileri bırakarak hem alev atıcının önünü açmış oldu, tağını toğunu temizleyerek alev atıcıyı güvenceye almış oldu. Hem de aradan da birkaç binayı çıkartarak temizliği hızlandırmış oldu diyelim. Üst kısımdan şu anda büyük niye konuşamıyorum. Büyük koruyucusunu bırakarak temizliğe başlayarak koridorları altıyor. Yani süper atıcı saldırısı için şu anda orta koridor açma girişiminde bulunduğunu görüyoruz. Belediye binası biraz saldırmayı tercih ettiği noktanın karşı tarafında yer alıyor. Yani atıcıları inşallah doğru bir şekilde o noktaya yönlendirebilir yoksa çok büyük problem yaşanabilir diyelim. Şu an merkeze artık koridor açıldığına göre atıcıları da bıraktı. Süper atıcılarını bıraktı. Ve içeri doğru ilerliyor dostlar. Bakalım nasıl bir saldırı olacak. Yan tarafta alev atıcı temizlik yapmaya devam ediyor. Hala da patlamış değil dostlar. Şu an merkezi dondurmayı tercih etti. Ve çoklu cehennem artık belediye binasına çok yakın ordu koruyucu özelliği geldi o noktada şampiyonda sol kanattan tepeden sahaya sürerek geride kalan savunmaları birer birer indirdiğini görüyorum e belediye indi düzene baktığım zaman köye baktığım zaman ağır savunma diyebileceğim x yayları var onun haricinde pek savunma binası göremiyorum e zaten elimizde dondur büyüğümüz var özelliği olan bir okçu kraliçe özelliği olan bir kraliyet şampiyonu varken ve süper atıcılarımızın burnu bile kanamamışken bu savunma binaları bu orduya vız gelir tırıs gider dostlar gayet güzel başarılı bir süper atıcı saldırısı gerçekleştirmiş oldu rakibinin köyü de iyiydi yani bu arada boş bir köye sahip değildi eline sağlık diyorum vallahi Ferdi ne diyelim Dadından yenmiyor. E bu saldırı da adından yenmi yani. <laughs> Bakalım üst noktaya gidiyor. Ay çok kötüyüm çok kötüyüm. Beynimin yerine sümük geçti ya. Be sümük beynimi ele geçirdi. Artık iyileşmek istiyorum. Allah'ım Allah'ım duy sesimi. 99-100 Ferdi'nin saldırısı sonlandı. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kapanışta 3 yıldızı görmek beni mutlu etti açık açıkçası. Klan Ligi'nin 5. günü de bu şekilde sonlanıyor dostlar. Gördüğünüz üzere kapanış kısmında 5. günü ardımızda bırakırken 1. sırada biz Bloodyne klanı olarak 186 yıldızla ve 5974 yıkım yüzdesiyle yer alıyoruz. Gördüğünüz üzere tur bilgilerine baktığımız zaman da klanların saldırılarını tamamladığını bazılarında bir saldırısı kaldığını görüyorum. Son 10-15 dakika zaten artık on, 18 miydi neydi? O civarlarda artık bitmek üzere diyebiliriz. Artık veda etme vakti geldi dostlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı yorumlarda bol bol yorum bırakarak bana destek olmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Bakınız ne haldeyim hastayım ba yataktan başımı kaldıramıyorum. Geldim buraya sizler için emek veriyorum. Sizler de bu emeğin karşılığında videolara mutlaka like atmayı unutmayın dostlar. Ben video attığımda pusuda beklemiş gibi zınk diye gelip videoları izlemeye başlamak istiyorsanız da kanal bildirimlerini açmayı ihmal etmeyin. Ben bu sev. Sıradaki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın.